Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta dolar 6.25'lere kadar yükseldi. Sonra 5.98 civarına indi. Basın toplantısına başlamadan evvel baktım. Yine altının üzerinde, 6 Türk lirasının üzerinde bir durumda devam ediyor. Şimdi bu neden böyle oluyor sorusuna bir cevap vermek gerekiyor. Çünkü gerçekler Hazine ve Maliye Bakanı'nın anlattığı gibi değil. Başarılı ekonomi yönetimi yüzünden dolar 6.25'ten 5.98'e inmedi. Bunu dünya alem biliyor ve Hazine ve Maliye Bakanı maalesef bu konuyu çok açık bir şekilde çarpıtıyor. Yükselme nedenleri, biz bunu hep söylüyorduk. Türkiye'de hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve demokrasi açısından atılan bütün yanlış adımlar, iktidarın hukuksuzluk yönünde attığı bütün adımlar aslında güven vermeyen gelişmeler olduğu için ekonomi çevrelerinde, uluslararası ekonomi çevrelerinde de güvensizliği arttırdığı için Türk lirasının değeri düşüyor. Dolar yükselmiyor, Türk lirasının değeri düşüyor. Birincisi bu. İkincisi, ekonomide doğru adım atılamadığını ekonomi çevreleri gördüğü için Türk lirasının değeri düşüyor. Peki doların düşüş nedenleri ne oldu? Doların düşüş nedenlerine baktığımızda iki neden görüyoruz. Bir tanesi, Merkez Bankası'nın örtülü faiz arttırımı. Yani gecelik faiz oranı %24'ten %25,5'a çıkarıldı. %1,5'luk bir örtülü faiz arttırımı gerçekleşti. Birinci nedeni buydu. Palyatif bir tedbir. İkincisi, kamu bankaları 4,5 milyar dolar satım yaptılar. İkinci nedeni de buydu. Bu da palyatif bir tedbir. Nitekim bu adımların sonuçları görüldü ve tekrar ibre tersine döndü. Palyatif adımlarla Türk lirasının değerinin düşmesini, doların yükselmesini engelleyemezsiniz. Başarısız bir ekonomi yönetimi ve başarısız bir Hazine ve Maliye Bakanı vardır. Pembe tablolar çizerek ekonomiyi toplamanız mümkün olmayacaktır.